Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yanımızda her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var. Kendisine bir sorumuz olacak. Bunun detaylı bir şekilde anlatmasını istirham edeceğiz. Sonrasında yine inşallah buradan önemli dersler çıkarma imkanına sahip olacağız. Çünkü biraz sonra soracağımız soru hepimizin belki de derdi olan bir konu. Ve çözümü de var, kitaplarda bildirilmiş. Bunu hocamız anlatacak işte. İstersen soruya geçmeyelim. Önce hocamıza mikrofonu bırakalım. Sonrasında sorumuzla devam edelim. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Ayrıca bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içerisinde hasta olanlar veya hastalar varsa ankari bir zaman Rabbimizden şifa ihsan etmesini, borçlulara eda ihsan etmesini, sıkıntı olanın sıkıntılarını da gidermesini, ferahlığa çıkarmasını nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Hocam az önce giriş yaparken de hani hepimizin içinde bulunduğu bir durum diye söyledim. Hakikaten konumuz bugün kibirlenmekle alakalı. Dolayısıyla hepimiz nefis taşıyoruz. O nefis bizi bir şekilde aldatıyor, tuzağa düşürüyor. Tabii nefis olunca da kibirle onu yan yana anmamak pek mümkün değil gibi. Çünkü insanı nefsin en çok aldattığı konulardan biri kibir konusu. Kibiri Allah-u Teala yasaklamış ve çok büyük, çok tehlikeli yasak, bir yasak bu. Ve zatıyla, hatta Allah-u Teala, siz ondan bahsedeceksiniz biraz sonra, karşı olduğunu, düşman olduğunu söylüyor ve bizlere de çok büyük ihtarlarda bulunuyor. Şimdi kibirlenmek niçin bu kadar kötülenmiş, niye bu kadar büyük bir günahtır? Aslında onu soracağım, yani bu kadar lafı dolandırmamın sebebi o. Estağfurullah. Şimdi efendim kitaplarda anlatılıyor. Din büyükleri de aynı şekilde naklediyor. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin Emen abilerde böyle toplantılarda falan haberi naklederlerdi. Allah-u Teala üç şeyi buyuruluyor, kullarına vermemiş. Bunlardan birincisi kibriya. Büyüklük bana ait buyuruyor. Bu konuda ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Olsana gani olmak. Gani olmak, sözlük anlamı itibariyle zengin olmak demektir. O manada değildir. Başkasına muhtaç olmamak manasında kullanılmış. Hatta Allah-u Teala için gani mutlak. Mutlak olarak ganidir. Yani hiç kimseye muhtaç değildir. Kullarına hiçbirisine vermemiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın kullarına, peygamberler, melekler de dahil olmak üzere yaratmak. Bunu kullarına hiçbirisine vermemiş. Ama efendim insan falan, şimdi telefonlara falan işte yeni kişi yarattı. Ahmaklık bu. Neyi yaratıyorsun sen ya? Yaratmak yoktan var etmek demektir. Yoktu. Ha, bazı ahmaklar diyor ki zaten yoktu. Vardı. Sistem mevcuttu. Sen keşfettin. Yaratmakla keşfetmeyi birbirine karıştırıyorlar. Keşfettin sadece. Allah-u Teala yaratmıştır. Aklı keşfetmek için sebep kıldı. Sen de aklını araştırdın. Netice itibariyle keşfettin. Yaratan yine Cenab-ı Hak'tır. Onun için insana hangi niyette olursa olsun yaratmak demek küfürdür diye de kitaplarda geçiyor. Bu üç şeyde Cenab-ı Hak hiçbir kuluna vermemiş. Peygamberlere vermemiş. Yani kibriya, üstünlük, ondan sonra gani olmak, yaratmak. Peygamberlere de vermemiş, meleklere de vermemiş, cinlere de vermemiş, insanlara da vermemiş diye mahlukata da vermemiş. Ama işte efendim mahlukatın içerisinde mesela arı. Öyle bir güzel petek yapıyor ki, yapıyor da kim verdi onu, kim ilham etti, değil mi? Ve bazı kuşlar var mesela. Öyle güzel yuva örüyorlar ki netice itibariyle iki ayağı bir gagası var. Hatta bir gün belgeselde görmüştüm. Bizi dinleyenler de rastlamışlardır. Şimdi o bölgede yukarıdan gelip yuvanın ağzı eğer açıksa oradan girebilen mahlukat var. Kuş onlara, serçe büyüklüğünde bir kuş. Onlara karşı yapabilmesi için yuvanın altını ağacın dalına yapıştırıyor. Ağzı aşağıda.
Dolayısıyla giremiyor oradan. Kendisi girip çıkıyor oradan. Kendisi girip çıkıyor. E peki ona onu kim ilham etti? İlham eden Cenab-ı Hak'tır. Zaten onları şu anda zaten konumuz itibariyle de sayacak durumda değiliz. Dolayısıyla bazı kıyaslamalar yapılmış. Eğer üstünlük görmekle olmuş olsaydı, mesela kedi karanlıkta da görür deniyor. Görüyor. İnsanın üstün olması gerekirdi. Görüyor. Ama sana efendim acı kuvvet üstünlük olsaydı, şimdi kaplana, aslana verilen veyahut da file verilen o acı kuvvet veyahut da aynı şekilde timsah ağzını açtığı zaman bilmem kaç ton ağırlığına bir baskı yapıyor falan. Yok sende bu. Bu üstünlük değil. Yarasa gözü bile yok. Ha, gözü bile yok. Bizden iyi görüyor. İyi görüyor. Uçuyor yani. Uçuyor rahatlıkla. Dolayısıyla bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tezahürüdür. Tezahürüdür. Bu bir, ikincisi bir de Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukatın hepsi Cenab-ı Hakk'ı hatırlıyor. İtiraz etmiyor. Hayvanlar da. Ondan sonra melekler de. Nebatat ve cemaatat da. Yaratanı tanıyor ve biliyor. Cenab-ı Hak murad etmiş. Kendisine isyan eden, res çeken, tanımayan bir varlık yaratmayı murad etmiş. Bunun adı da nefstir. Yaratıyor. Hatta kitaplarda buyuruyor ki yaratınca Allah-u Teala soruyor. Sen kimsin, ben kimim diye. Kibrinden cevap vermemiş. Tenezzül etmemiş yani. İşte cehenneme attırıyor. Cehennemde bir müddet kalınca tekrar soruyor, sen kimsin, ben kimim? Sen sensin, ben benim diyor. Ene ene, ente ente diyor yani. Ben benim, sen sensin. Daha sonra Cenab-ı Hak açlık cehennemine koyun buyuruyor. Açlık cehennemine kayınca onun zayıf tarafını gösteriyor kullarına. Çünkü insanların ve cinlerin içine koymayı murad etmiş. Açlık cehennemine koyunca ondan sonra çıkartıyor. Sen kimsin, ben kimim? İşte o zaman diyor ki ya Rabbi, sen her şeyin sahibi, yaratanı. Bense senin yarattığın aciz bir kulum, aciz bir varlığım diyor. İşte bu nefs insanın içinde. İnsanın içinde. Dolayısıyla insan ve cinde var. Meleklerde yok. Hayvanlarda da yok bu nefs. Sadece insanlarda var. Kibri de oradan kaynaklanıyor. Kendi boyuna, posuna, ondan sonra sahip olduğu şeylerin neler olduğunu bilmeden aynı şekilde havalanıyor. Birazcık mürekkep yalıyor. Ben herkesten bilirim. Ve hatta aynı şekilde sesi güzeldir. Benden daha güzel sesli yoktur. Fiziği düzgündür. Benden daha yakışıklısı, güzeli yoktur demeye başlıyor. Halbuki ne o güzellik, ne o mevki, makam, ne aynı şekilde o ses, ne o kabiliyet. Mesela eli çok mahirdir, iki çiziyor falan, muazzam bir resim meydana geliyor. Veya tahtatlarını şey yapıyor falan, bir gün geliyor falan, eli felç oluyor. Yahut da aynı şekilde titremeye başlıyor. Ne o yazıyı yazabiliyor, ne onu da gösterebiliyor. Gırtlağında aynı şekilde bir şey çıkıyor falan, bir kanser oluyor falan. O ses mes hepsi gitti. Hani ses senindi, yok. Gitti. Emanete sahip çıkıyorsun. İşte bu sebepten dolayı da din büyükleri bunun üzerinde çok durmuşlar. Çünkü Cenab-ı Hak büyüklük, kibriya bana aittir. Bu konuda bana ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Ve diğer günahlara Cenab-ı Hak sıfatlarıyla düşmanken kibirliğe zatıyla düşmandır buyuruyor. Bu sebepten dolayı kitaplarda büyüklük, izzet, azamet, üstünlük ancak Allah-u Teala'ya mahsustur. Hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıf bir kula kibirlenmek hiç yakışır mı? Bu tıpkı bir hizmetçinin hükümdarın tacını başına geçirerek onun kürsünde oturup hükmetmesine benzer. Bir hizmetçi için bundan büyük cüret düşünülebilir mi? Böyle bir hareket elbette cezayı gerektirir. Git otur bakayım devlet başkanının koltuğuna bir. Değil mi? Otur bakayım bir. Hatta şey anlatırlar. Meczup Evliya'dan Abbasi halifelerinden Harun Reşit zamanında yaşamış Behlendan Hazretleri var. Bir gün böyle saraya geliyor, bakıyor ki yani kimseyi göremiyor ortada falan derken esas hükümdarın odasına giriyor. Taht da orada. Gidiyor tahta oturuyor. Hizmetçileri bir fark ediyor. Pataküte pataküte falan başlıyorlar dövmeye bunu. Ondan sonra bu da vah Harun Reşit, vah Harun Reşit diye ağlıyor. Ama Harun Reşit Hazretleri de geliyor falan. Ondan sonra diyor ki ne oluyor, bırakın diyor falan, bırakın. Diyor ki hayırdır diyor, vah Harun Reşit, vah Harun Reşit. Kendi diyor. Haline ağlamıyorsun da. Ne oldu diyor. Vallahi diyor şurada diyor bir dakika ya oturdum ya oturmadım diyor, bir sürü dayak yedim diyor ya. Sen senelerdir oturuyorsun, senin haline acıdım diyor ya. Senin haline acıdım diyor ya. Şurada bir dakika oturdum. Faturası çok büyük. Tabii. Şimdi yani bir hizmetçi veyahut da sıradan birisi gittiği zaman dayağı hak ediyor. Peki sen Allah-u Teala'nın aynı şekilde kibriya sıfatına ortak olmaya kalktığın zaman bunun cezası olmaz mı? Elbette.
Kitaplarda hükümdarların mahiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Bu da çok enteresan. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlere, Allah-u Teala'nın evliyasına sen sataştığın zaman Allah-u Teala'nın gadabı harekete geçer. Her ne kadar bu hükümdarın tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allah-u Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde azamet yalnız ona mahsustur. İnsanlara kibirlenmeye kalkışan Allah-u Teala ortak olmuş sayılır. Allah-u Teala kibirli kimseleri sevmez. Eninde sonunda onlara cezasını verir. Bununla ilgili Amr bin Şeybe Hazretleri şöyle bir hadise anlatır. Mekke-i Mükerreme'de bulunuyorduk diyor. Bir adamın katır üzerinde geldiğini, kibrinden, gururundan kimsenin yanına yaklaşmadığını gördük. Kabe'nin yanından geçiyordu. Etrafındaki hizmetçilerin bile herkese karşı sert davrandıklarını, adamın heybet ve ihtişam içinde olduğunu gördük. Aradan yıllar geçti. Deve üzerinde Bağdat'a gittim. Orada başı açık, yalın ayak, uzun saçlı, peşmürde bir adam gördüm. Tanıyacak gibi oldum. Kendisine dikkatle bakıyordum. Adam bakışımın sebebini sordu. Ben de kendisine, seni birisine benzetiyorum dedim. Ve kime benzettiğimi anlattım. Adam da işte o gördüğüm benim. Tevazu gösterilmesi gereken yerde kibirlendim. Şimdi ise bu hale düştüm dedi. Ne o saltanat kalmış, ne o hizmetçi kalmış. Peşmirde sokaklarda dolaşıyor. Kibir, insanı Allah-u Teala'nın bütün emirlerine muhalefete davet eder. Zira kibirli insan, başka birinden hak ve hakikati duysa, onu kabul etmek istemez. Hemen karşı çıkar. Bunun için dini konularda münazara edenler hemen inkara kalkışır. Hatta hakkı karşısındakinin dilinden duysa, hemen çeşitli yollardan doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. İblis Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmesi emredildiğinde ben ondan daha üstünüm, beni ateşten yarattın, onu da topraktan yarattın diyerek secde etmedi. Bu başlangıçta Adem Aleyhisselam'a karşı kibir iken neticede Allah-u Teala'nın emrine karşı gelmekle ebedi olarak lanetlendi. Hatta orada tefsir kitaplarında anlatılıyor, yani sadece etmemek, secde etmemek değil, Allah-u Teala'ya hitaben diyor ki sen diyor yanlış karar verdin. Sen bilemedin diyor ateşle toprağı. Halbuki yaratan, ateşle toprağı da yaratan o. Sen diyor bunun hangisinin üstün olduğunu bilemedin diyor. Bana sorsaydın ben sana söyleyecektim demek istiyor yani. Bunun için diyor bu emri gözden geçir. Ben ateşten yaratıldım, o topraktan, ben ondan üstünüm diyor. Ben onun sonra reddedildi buyuruyor. Mesela birçok şey de kibre sebep olursa da kibrin başlıca 7 sebebi varmış. Bunlar ilim. Enteresan ya. Adam ilim öğreniyor. Ben demeye başlıyor. Tepe taklak gidiyor. İkincisi ibadet. Allah Allah, ibadet de öyle. Kibrin sebepleri mi bunlar? Başlıca 7 sebebi vardır. Kibre sebep oluyor bunlar. İlim ve ibadet. İlim ve ibadet. Kafadan 2 tane. Evet. İlim ve ibadet. İlim ve ibadet. Peki nasıl olur? Mustafa Bey, bugün seher vakti kalktın mı canım sen teheccüde falan? Gaflettesiniz böyle. Uyuyanız değil mi ya falan. Ne yaptın ben şimdi? Yüzünden belli kalkmadığım falan. Ne yaptın ben şimdi? Tepeden bakıyorum ya. Hani Enver abiler anlatırlardı. Vaktiyle salih bir mümin böyle geceleri kalkar namaz kılarmış. Hanım, iki tane de çocuğu var. Oğlu bir gün bakmış seher vaktinde babasının aynı şekilde öyle kalkıp namaz kıldığını görünce hemen gitmiş abdest almış, babasının yanına durmuş. Namaz bittikten sonra çocuk ya, çocuksu duygularla babasına demiş ki hani annem ve kız kardeşim de veyahut da ablam karsaydı, onlar da bizimle beraber namaz kılsaydı ne olurdu, ne iyi olur değil mi babacığım diyor. Çocuksu bir aynı şekilde temenni. O salih zat buyuruyor ki yavrum buyuruyor, sen de çok uyusaydın ve bu söz söylemeseydin ne iyi olurdu bilir misin buyuruyor. Ya. Ya. Doğru. Uyandım ben annem ve ablamdan daha aynı şekilde yani kıymetli bir şey yaptım. Keşke diyor sen de uyusaydın da bu söz ağzından çıkmasaydı buyuruyor. Bu söz ağzından çıkmasaydı ibadet. Üçüncüsü nesep. Benim soyum var ya. Şimdi çok öyle. Ben falan zatın soyundan geliyorum. Feşmekan zatın soyundan. Sen nesin peki? Hani eskiden meşhurdu. Benim dedem müftüydü. Benim değil mi? Öyle şoktu yani. Allah Allah. Filancaların oğlu derler bana. Aha, öyle sıradan kimse değilim ha. Dördüncüsü güzellik. Erkeği de kadını da perişan ediyor. Erkeği de kadını da. Beşincisi kuvvet.
Vurdun mu ben adamı deviririm falan. Ama bir gün vurabilecek misin bakalım. Vurabilecek misin? Altı servet. Ben seni bile satın alırım diyor ya. Seni bile satın alırım. Servet. Yedi mevki makam. Ben şimdi bir emir versem var ya, seni tuzla buz ederler ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi o tip fıkralar şey yapmıyor şimdi. Bir çalışan bir gün aynı şekilde kaldırmış, telefonu çaldırmış, karşıdakine bir sürü fırça atmış falan. Karşıdaki demiş ki, sen demiş kim oldun, benim kim olduğumu biliyor musun demiş. Demiş kimsiniz? Ben demiş müdürüm. Bunun üzerine o demiş ki, peki sen benim kim olduğumu anladın mı? Hayır demiş, kapatıvermiş. Farkına orada müdürüm fırçalamış. Allah Allah. O mevki, o makam, mevki, makam Allah'a tanıyan kullarına hizmet yeridir buyuruluyor. Emir verme yeri değildir. Allah rahmet eylesin, evvel abiler abileri ikaz ederler diye evvela. Mesela müdürleri, ünlü tamirlerini falan ikaz ederlerdi. İlmiyle kibirlenmek afetlerin en büyüğüdür. Hastalıkların en ağırı ve tedavisi en zor kabul edinelidir. İlmiyle tedavi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir. Allah Allah. Ya zamanımızda ne kadar çok. Bana göre, benim kanaatime göre, benim düşünceme göre. Adam başlıyor ya, bana göre. Başlıyor anlıyor sana. Red. Hadis-i şerif bu. Alimlerin afeti kendilerini büyük görmelerindendir. Alime laf da anlatılmaz ki. Anlatılmaz da biliyor çünkü. Biliyor çünkü. Tabii. Seni dinlemez, seni adam böcek gibi görüyor. Tabii. Kabul Ahbar Hazretleri mal azdırabildiği gibi ilim de azdırabilir buyurmuş. Bu Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh peygamber zamanında yaşamış. Yahudi kökenlidir. Babası Hürmen'le Tevrat'ı vermiş ama Tevrat'ın içinde bazı bölümler almış. Onları bir sandığa kilitlemiş. Demiş bunları okuyacaksın sadece. Babası vefat edince Resulullah Efendimiz ahirete intikal etmiş. O sandığı açmış. Bakıyor orada Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam geleceği alametleri, özellikleri anlatılıyor. Onları okuyunca bu koşa koşa gelmiş. Demişler niye daha önce gelmedin Eshab-ı Kiram'dan olurdun? Gelemezdim çünkü diyor böyle oldu. Nasip olmadı. Tabiinin büyüklerinden diye anlatılır. Mal azdırabildiği gibi ilim de azdırabilir buyuruyor. Kabul Ahbar rahmetullahi aleyh. İlim sahibi ekseriye cahile baktığı zaman kendini ondan üstün görmekten alıkoyamaz. Demesin dediğiniz gibi. Hadis-i şerifte alimler peygamberlerin varisleridir buyuruldu. İlim sahibi kibirden Allah-u Teala katında alimin mesuliyetinin daha fazla olduğunu bilmesiyle korunabilir. Zira günah olduğunu bilerek isyan eden ile bilmeyerek o günahı işleyenin cezası elbette bir değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet günü bir din alimi getirilip cehenneme atılır. Cehennemdeki tanıdıkları ona, sen dünyada Allah'ın emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün derler. O da evet günahtır yapmayın derdim, kendim yapardım. Yapınız dediklerimi de yapmazdım. Bunun için cezasını çekiyorum der. Başka bir hadis-i şerif, cehennemde azap çekenlerden bazıları kötü kokular yayar. Bu koku diğerlerine ateşten daha fazla azap verir. Sen ne günah işledin ki böyle pis koku çıkarıyorsun diye sorulunca ben din adamıydım, bildiklerimi yapmazdım der. Ya sen istediğin kadar aynı şekilde böyle boyuna savurdur. Şöyleyim, böyleyim falan filan. Bunlar hadis-i şerif, önüne gelecek bir gün. Miraç hadisesinde de öyle bir şey var değil mi? Peygamber tabii, Efendimiz. Tabii gördü yani orada. Gördü. Dudaklarını kesenleri gördü bunlar kim? İlmetin hatipleri dedi. Evet. Tabii. Böyle bir kimsenin sadece ilim ile kurtulmanın mümkün olmadığını bilmesi kafidir. Mesela iblis alimdi fakat ilmiyle amel etmedi. Dağda kalan kimsenin yanında çeşitli silahlar bulunsa, bunları kullanmasını iyi bilse ve çok cesur olsa kendisine hücum eden aslana karşı kullanmadıkça bu silahların faydası olur mu? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sözü bu. Olur mu? Elbette olmaz. Bunun gibi din bilgilerinden 100.000 mesele öğrense, bunları kullanmadıkça faydalarını görmez, bir hasta derdine en faydalı ilacı bulsa, kullanmadıkça faydasını görmez. Allah Teala rahmet eylesin. Evvel abiler, yani çok bilmek değil derdi. Bildiğiyle amel etmek lazım. Amel etmedikçe. Çok mesele biliyorum. Ben yaladım yuttum. Vallahi yala yut tükür ne yaparsan yap ama bildiğimi ifade etmez.
Allah-u Teala bilip de amel etmeyenleri Cuma suresinin 5. ayetinde merkebe, Araf suresinin 175 ve 176. ayetlerinde ise köpeğe benzetmektedir. Onun gibiler köpek gibidir. Şimdi kitap yüklenmiş, merkebe benzetilmiş. Ayet-i Kerime'de, Cuma suresinde, o Araf suresinde de onun gibiler köpek gibidir. Belam bin Bağura'dan bahsediliyormuş. O Belam bin Bağura 2000 kişi Mustafa abi huzurunda ağzından çıkacak hikmetli sözü yazarmış. O bir tepeye çıkar, orada yaptığı dua reddedilmezmiş. Zamanın hükümdarı o zamanda gelen nebi olan bir peygamberin aleyhine dua etmesini istiyor. Önce kabul etmiyor. Altın teklif ediyor, sonra bir teneke altın. Diyor ki eğer diyor onun aleyhinde dua edersin bu teneke altın senin olacak. Bunun üzerine merkebiyle beraber çıkarmış o tepeye. Merkebiyle beraber o tepenin eteğine geliyor. Merkep direnmiş, çıkmamış. Bu sefer bu inmiş merkepten böyle yaya olarak çıkmaya çalışıyor. Oraya varıncaya kadar dili öyle sarkmış ki uzamış böyle. Hani köpeklerin yazın evet. Sıcaktan uzadıp böyle uzamış. Ve orada dua da edemiyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Onun gibiler köpek gibidir. Ya Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberin aleyhinde dua edeceksin ya. Sana o ilmi, o gücü, o kuvveti kim verdi? Ama alimdi. Paranın var. Köpeği. Paranın köpeği oldu yani. Ya. Tabii bunları düşününce cahile göre mevki üstün olduğu gibi tehlikesinin de o nispetle büyük olduğunu elbette ki anlar. Bu alim hayatı tehlikede olan bir hükümdar gibidir. Hükümdar yakalayıp öldürecekleri zaman keşke bir hizmetçi olsaydım da bu tehlikeyle karşılaşmasaydım der. Nice alimler var ki kıyamet günü ilmiyle kibirlenmenin cezasını gördüğü zaman keşke cahil olsaydım diyecektir buyuruluyor. Kibrin büyük günah olduğunu, insanın nefsini ne kadar aşağılarsa Allah-u Teala indinde kıymetinin o kadar yükseleceğini, kendine kıymet verenin Allah-u Teala'nın katında kıymetinin olmayacağını hakiki alim bilir. Onun için ehl-i sünnet alimleri ve tasavvuf büyükleri hayatları okunduğu zaman görürüz ki onlar habire ben bir şey değilim, bende bir şey yok. Hani Mazhar Can Canan Hazretleri'ni böyle ziyarete gelirlermiş, ziyarete gelenleri kaldırır götürür hocası Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne. O efendim derlermiş bu ne? Bende bir şey yok ki diyor. Ben evden bir şey getirmedim. Ne gördüysem, ne işittiysem, ne öğrendiysem bu zattan. Siz bana değil diyor. Buna geldiniz buyurun diyor. Kabrine götürülmüş. Kabrine götürülmüş mübarek. Zaten ilmi olduğu halde kibrin zararını bilmeyene alim demek yalan olur. İnsanın ilmi arttıkça Allah-u Teala'dan korkması da artar. Günah işlemeye cesaret edemez. Edemez. Şimdi zaman zaman İslam ve toplumda da huzura doğru da naklediyoruz da İbn-i Bekka diye bir zat varmış. Bekka. Bekka beyle. Bekka çok ağlayan demektir. Bu zat hep ağlarmış. Allah rahmet eylesin. Hemen abire de çok anlatırlardı bunu sık sık. Bunlar iki arkadaşlarmış. Gidecekleri yere uçarak giderlermiş. Özel tayyareler var. Biniyor gidiyor. Uçarak gidiyorlar yani. Vasıtasız yani. Vasıtasız gidiyorlar. Bir gün sormuşlar buna niçin hep ağlıyorsunuz diye. Bir gün öbür arkadaşı demiş ki falan zaman falan yerde zannedersem benim ölüm zamanım diyor. O zaman geldiği zaman bu da gitmiş yanına. Bakmış yatıyor. Yüzünü doğuya çevirmiş. Yani Hristiyanların kıblesine. Bu işte Kabe'ye çevirmeye çalışıyor. Tekrar dönüyor. Homurdanıyor. En sonunda demiş ki ne oldu sana? Beni demiş kabul etmiyorlar. Reddediyorlar. Kelime-i şahit söyledim söylettirmiyorlar. Söyleyemiyorum diyor. Söyleyemiyorum. Gözümün önünde imansız gitti diyor. Ana havada uçuyordu ya. Hani diyor ya işte ben gördüm işte böyle biliverdi. Ondan sonra yok suyun üstünde yürüyüverdi. Havada uçuverdi. Ya bir kıymeti yok bunların. Bir kıymeti yok bunların. Hatta büyüklerden bir zat duruyor ki gidiyorlar. Diyorlar ki efendim işte havada uçuyor. Sinek de uçuyor diyor. Yani sinek daha kıymetli olması lazım. Denizin üzerinde yürüyor. Ya diyor balık daha kıymetli olmasın. Balık kilometrelerce okyanusun derinliklerinde her tarafta dolaşıyor. Ya ama efendim diyor bir anda işte bir yerden bir yere gidiyor. Ya Allah-u Teala iblise de vermiş o kuvveti. İblis de şarttan garba doğudan batıya bir anda gidip geliyor. Bunlar demiş üstünlük de iki. Peki üstünlük neydi? Üstünlük Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak, haramlardan sakınmak. Yani iyi bir Müslüman olmaktadır. İyi bir Müslüman olmaktadır buyuruyor. Dolayısıyla Evliya-i Kiram ve Ehl-i Sünnet alimleri kendilerindeki ilmin, hemen emirlerde zaman zaman anlatırlardı. Nesine güvenir insan dediler. Şu
beyne giden ana damarlardan bir tanesi mesela hafızayı kontrol eden devre dışı kalsa, nitekim yaşlanınca oluyor, tökezlemeye başlıyor insan. Bire bir hastalık gelirse, o hafızayı bir kaybetse, adım ne, bön bön bakıyor. E sen hani alimdin, çok biliyordun, konuş. Konuşamıyor, kelime bile aynı şekilde telaffuz edemiyor. Onlar ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Gitti, hepsi uçtu gitti. E neyine kibirleniyorsun o zaman? İşte Efendim abiler öyle buyururlar. Bir anlık mesele buyurdular. Bir anlık. Allah-u Teala çekiverir, bitti yani. Hani derler ya, çekiverdim fişi, tamam işte fiş çekti, iş bitti yani. Bitti. Çekiliverir. Kendisinden her bakımdan aşağı olanlara, fasıklara, facirlere karşı da kibirli olmamalıdır. Kişi şöyle düşünmeli, kendi kendine şöyle söylemelidir. Bir alim cahili görünce bu bilmediği için günah işliyor. Ben ise bilerek günah işliyorum demelidir. Dolayısıyla kendimi aşağılamış oldu. Bir alimi görünce cahil bir kimse, bu benden daha çok biliyor ve ilminin hakkını veriyor. İhlas ile amel ediyor. Ben böyle değilim demelidir. Kendini tahkir ediyor. Kendinden daha yaşlı bir kimseyi görünce, bu benden daha yaşlı, çok ibadet etmiştir demelidir. Gençleri görünce, bunların günahı az, benim günahlarım çok demelidir. Kendi yaşındakileri görünce, ben kendi günahlarımı biliyorum, onun ne yaptığını bilmiyorum demelidir. Bir bidat sahibini veya bir kafiri, gayrimüslimi görünce, insanın hali son nefeste belli olur. Acaba benim halim ne olacak demeli, bunlara karşı da kibretmemelidir. Hani zaman zaman böyle karıştırıyoruz gerçi de, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ymiş. İşte bir gün Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nden bir papaz gelmiş. Ya Cüneyd demiş, sen müslünsün ben mi? O mübarek de demiş ki, bu sualinin cevabını ancak yarın verebilirim buyur. Ertesi gün papaz geldiğinde Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin vefat etmiş olduğunu görünce tabutun yanına vararak, ya Cüneyd, bana bugün gelmemi söylemiştin der. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Allah-u Teala'nın izniyle ve ihsanıyla tabuttan başını kaldırıp, bir kimsenin üstünlüğü son nefeste belli olur. Ölmeden önce son nefeste imanla gidip gitmeyeceğimi bilmediğim için dünkü sualinin cevabı bugüne kaldı. Elhamdülillah imanla öldüm. Senden üstün olduğumu söyleyebilirim cevabını verir. Bu hadiseyi gören papaz Müslüman olmakla şereflenir. Ya Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, elbette ben senden üstünüm, Müslümanım, ben evliyayım falan filan demiyor yani. Sen papazsın demiyor. Papazsın demiyor. Çünkü onların bakış açısı öyle değil ki. Değil. Bugün papazdır, bugün masondur, bugün mecusidir. Yarın. Ama yarın hidayete erer. Selman Farisi Hazretleri mecusiydi, Hristiyan oldu, sonra Müslüman oldu, Eshab-ı Kiram'dan oldu. Selman Ehl-i Beyt'tendir, iltifatına mazhar oldu. Ya bugün işte az önce anlattınız, bugün uçuyordur, kaçıyordur ama yarın ne olacağı belli. Yarın ne olacağı belli değil. Yarın ne olacağı belli değil. Bunun için de hani bunları bu şekilde böyle düşününce daha doğrusu Allah-u Teala rahmet eylesin, Emen abiler haberi anlatırlardı. Kitap okuyun diye. Ya dedim, niye bu kadar ısrar ediyorlar? Mesela hep hocamız derlerdi, kendilerinin hem kullelerinde hocası hem de kayınpederleri Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala, o da ısrar ediyordu. O mübarek de kitap okuyun. Ve Mustafa Bey, tabi bizde jeton geç düşüyor. Ahir zamanda gelmişiz. Yani kitap okudukça şimdi Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her bilenin üstünde bir bilen var. Efendim ben çok alimim. Senin üstünde de var. Senin üstünde de var. Her şeyin üstünde Allah-u Teala var. Allah-u Teala kadar bilemezsin ki. Her şey onun ilminde. İlim sıfatından kaynaklanıyor. Onun ilmi de sonsuz. Senin zerrenin suyunun suyu verilmiş. Ve senin bunları kaybetme ihtimalin de yüksek. Yüksek. Her an kaybedebilirsin. Ve muhtaçsın. Neye muhtaçsın? Sıhhatli olman lazım. Beynin yerinde olması lazım falan. Feşmekan yani. Onlardan birisi arızalandığı zaman elde avuçta bir şey kalmıyor. Hepsi de gidiyor. Dolayısıyla her an bunları kaybetme tehlikesi söz konusu olan bir kimse bu kitapları okudukça onları görür ve diyorsun ki ya bak Cüneyd-i Bağdat Hazretleri, Beyaz-ı Bistami Hazretleri, Bişşafi Hazretleri, Fuday bin İyad Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, hepsi mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri işte bu fakir deyip duruyor. Hatta hocasına diyor ki işte Ahmet yine o Ahmet'tir, yani bir değişiklik yok. Kapınızda hizmetçiniz diye arz ediyor. Niye? Çünkü ilmi yükseldikçe korkusu artıyor. Yakini arttıkça korkusu artıyor. Cenab-ı Hak birden alır başkasına verebilir bunu buyuruyor. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Vermesini bilen almasını bilir. Öyle.
bu benim artık, benden alamaz falan. Ne alamaz ya? Aynı şekilde bakıyorsun yakışıklısın, bakıyorsun güzelsin. Bir kaza geçiriyorsun, bir bilmem ne oluyorsun. Ne yakışıklığın kalıyor, ne güzelliğin kalıyor, ne de sesin bilmem edan kalıyor. Hiçbir şeyin kalmıyor. Ha, makamın bile kalmıyor. Ayaklarına, kollarına bir felç geliyor. Tamam diyorlar, bunu sepette gitsin. Ne oldu? Hani makamım vardı. Gitti. Gitti. Ve zamanımızda da aynı şekilde bunu görüp duruyoruz. Efendim servetim vardı falan. Tökezlersin. Aha orası burası falan dersen bakmışsın ki iflas yahut da aynı şekilde yurt dışına kaçmışsın, bırakmışsın, gitmişsin. Bir kıvılcım yeter. Bir kıvılcım yeter. Perişan ediyor evet. Yani. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümündeyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuyu anlatıyordu, kibir konusunu. Ve son cümlelerinizden birisi çok önemliydi hocam. Yani insanların, hani Enver abiden örnek verdiniz, Hüseyin İlmi Efendi'den örnek verdiniz, kitap okuması gerektiğini. Hmm. Mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, ben de hatırlıyorum, duyduklarımdan hatırlıyorum yani. Hastanede, ömrünün son günlerinde bile hastane odasında yanındaki yardımcılarına kitap okutuyordu. Şimdi kendi yazdığı kitapları, ne güzel kitap yazmışım bir okuyun manasında değil bu yani. Niye acaba kitap oku diyordu değil mi? Yani o demek ki insana bir kattığı bir şeyler var. Yani kötü huylardan kurtuluyor insan. Okudukça ne diyorsun, bunlar böyle korkuyorsa benim bir şeyim yok. Benim halim nice olacak. Öyle ya, bugün bana iman verdi, yarın bir gün bir tek özlerse iman alıverse o kafirlerden berbat olurum ben. Allah Teala muhafaza buyursun. Onun için bu din büyüklerinin hayatlarını, kitaplarını devam sürekli okumalı buyuruluyor. Şimdi mesela nakletik ya, din büyükleri anlatıyorlar işte, birisini bir alimi görünce böyle düşün, cahili görünce böyle düşün, fasıyı görünce böyle düşün. Tabii mesela fasıyı görüyorsun, ben kendi günahımı biliyorum, o beni ilgilendirmez, benimki daha büyüktür falan. Ama hani alenen fasıktır. Kitaplarda buyuruyor ki, fakat bunların halleri tasvip edilmez. Ama bunlara tepeden bakılmaz. Oradaki verilen bilgi o. Evet. İnsanın kendi günahlarını unutmaması ve son nefesinin nasıl olacağını düşünmesi lazımdır. Ahirette kimin kimden üstün olacağı dünyada kesin olarak bilinemez. Nice din adamı kafir olarak can vermiştir. Nice kafirlere de iman ile can vermek nasip olmuştur. O halde hiç kimseye cehennemlik, kendisine de cennetlik dememelidir. Fasık ve bidat sahiplerine buğz ederken, kızarken de kibirden sakınmalıdır. Bu da kızmayı kendisi için değil, bunu emreden Allah-u Teala için yapmakla ve kızarken kendisini selamette, karşısındakini helakte görmemekle olur. Ama nefsi itminana kavuşmamış olanların bu kızmaları genellikle bizim yaptığımız, nefs karışık bizde. Nefs karışık. Çünkü ileri gidiyoruz. Adama bak, bir de onun şey zannederdim falan, geçen gördüm ya, bu adam içki içiyordu falan diye başlıyoruz aynı şekilde. Yani bir yerde ben Allah için kızmıyorum, onu kötülüyorum. Ben ondan üstünüm demek istiyorum. Kendimi de üstün görüyorum. Tabii üstün görüyorum. Mesela bir kimse çocuğunu hizmetçisiyle bir yere gönderirken, çocuk kabahat işlerse darılmasını, hatta dövmesini emreder. Bu da çocuk kabahat yapınca onu döver. Fakat döverken babasının yanında kendisinin çocuktan daha kıymetli olduğunu, çocuğun daha kıymetli olmadığını da, özür dilerim, kendisinin çocuktan daha kıymetli olmadığını da bilmektedir. Yani ne demek istiyor? Kafir, fasık, sahibi kim? Allah-u Teala. Bunu sevme diyor. Tam sevmiyorsun. Mesela dinimizin bildirdiği cezalar var. Böyle yaparsa buna şu cezayı ver diyor. Mesela onu tazir et diyor. Şu sözlerle azarla onu. Sadece o sözlerle azarlayabilirsin. Çünkü ona hidayet nasip eder, senden üstün olabilir. Sadece onu söylersin. O yerine gelir. Allah için olur o zaman o. Ama sen var ya, ben seni işte kuşbaşı yaparım, kıyma yap. Ana, ne oldu hemşerim ya? Sana öyle bir yetki verilmedi ki. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Mesela o kitap okuma meselesinde bir zamanlar böyle din düşmanlığında olan, geceleri bile aynı şekilde uykum kaçardı falan. Ha, bunları işte nasıl ceza vermeli, tırnağını sökmeli, bilmem ne yapmalı falan. Böyle acayip garip şeyler, saçma sapan şeyler hatırıma gelirdi. Din büyüklerinin hayatlarını, kitaplarını okudukça onların hepsine tövbe ettim ben. Ya sen kimsin ki ceza vereceksin?
Sen kimsin ki ceza vereceksin? Ama efendim şöyle yapar. Mülkün sahibi Cenab-ı Hak ona o izin veriyor. Rızkını kesmiyor. Rızkını kesmiyor. Günah işleyenlere de aynı şekilde çalışmaların karşılığını veriyor. İnkar edenlere, kafirlere de veriyor. Allah Teala acele etmiyor. Cezasını o verecek. Ona ben karışamam. Ona ben karışamam. Dolayısıyla bu hizmetçi efendisinin çocuğuna işte azarlarken veya döverken kendisinin daha kıymetli olduğunu söyleyemez ve o çocuğa karşı da kibredemez. Müminin kafiri sevmemesi buna benzemektedir. Allah-u Teala müminlerin kendilerinin değil imanlarının üstün olduğunu bildirdi. İman kimde bulunursa o üstün olur. Asıl üstünlük ise son nefeste belli olur. Tabii asıl üstünlük son nefeste belli olur. Efendim. İşte şöyle alimdi, böyle mi var ki? Ya ömrünün sonunda bu abur cubur şeyler yapmaya başladı falan. Ben deistim demeye başladı falan. E ne oldu? Kafir olan. Bir üstünlüğü kalmadı ki. İblisin 200 bin senelik ibadeti var buyuruyor. Yani. 200 bin sene. Kimin var öyle? Kimin yok. Yok. Hiç kimsenin yok. Dolayısıyla hiçbir faydası olmadı. Beni İsrail'den birisi kötülüğüyle meşhur olmuş. Soylu bir abid de ibadetiyle şöhret bulmuş. İkisi de meşhur. Birisi yaptığı günahlar sebebiyle meşhur olmuş. Aa, fasık diyorlar. Öbürsü de yaptığı ibadetlerle meşhur olmuş. Kötü kimse bir gün bu abidin yanından geçerken yaptığı bütün kötülüklerden pişman olmuş. Ve tövbe etmiş. O haldeyken gideyim diyor. Şu abidin yanında biraz oturayım. Belki de Allah-u Teala onun hürmetine beni affeder diye düşünmüş. Abid de çok ibadet eden mi? Abid de çok ibadet eden. Gidip abidin yanına oturmuş. Abid ise üzerinde bulutun gölgelendirdiği kıymetli bir kimse olduğu için ana üzerinde bulut da var ha olduğu için kerametiyle iyiliğiyle böbürlenerek bu fasık benimle niye oturuyor diyerek oradan kalkar. Kötü kimse de kabul edilmediğinin üzüntüsüyle geri dönüp gider. Fakat abidin üzerindeki bulut kötü kimseyle beraber gider. Ya bulut şaşırdı. Zamanın peygamberine Allah-u Teala vahyederek fasığın kötü kimsenin yaptıklarını pişmanlığı hürmetine affettim diyor. Geçmişini sildi yani. Geçmişini sildim. Kerameti görülen abidin yaptıklarını da kibri sebebiyle yok ettim. İkisini de sildim diyor. Oo. Birinin günahlarını sildim, birinin iyiliklerini sildim. İkisi de sıfır noktasında şimdi. Maç yeni başladı yani. Maç yeni başladı. Hadi buyur şimdi. Ya. Ya hakikaten ya. İkisinde geçmişini sildim ben diyor. Çünkü yukarıda naklettik ya. Ya ona nasıl kibirlenirsin ki? O da Cenab-ı Hakk'ın kulu. Buyuruyor ki tamam bu kötülük yapınca sevme. Ben sana öyle emrettim. Ona nasihat da et. Emir maruf da yap. Ama ben ondan üstünüm deme diyor. Ben sana öyle bir yetki vermedim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu abi diyor ki bu diyor benim yanıma nasıl gelir ya? Nasıl gelir ha? Yaptıklarının hepsi gitti. Kaldı ki Allah-u Teala veriyor yani. Ondaki tabii. O üstünlüğü de o veriyor. O veriyor tabii. Yani ama insan kendim ben yaptım ben diye. Şey hatırlar mısın bilmiyorum. O dönemlere rastladınız mı da. Bize şimdi yazılı tarihleri haber verilmeden yapılırdı. Böyle ansın yaparlardı falan. Tabii ansın yakalandığımız zamanlarda genelde kimse duymasın da zayıf alıyorduk. Tabii okunurdu notlar falan. Bir sınıftakiler ne oldu tarihçi okudu mu okudu. Ya sorma ya adam tutmuş bize zayıf vermiş arkadaş ya. Vermiş. Diyelim çalıştık denk geldi öyle. Diyelim ki 9-10 aldık 10 üzerinden not alıyorduk. Ne oldu matematikçi okudu mu? Okudu. Nasıl? 9 almışım. Zayıfları öğretmen veriyor. 9'lar onları siz alıyorsunuz. Tabii canım biz alıyorsunuz tabii. İnsanoğlu ya enteresan bir şey. Mesela deniyor ki bazıları da asil bir aileye mensup olan kendisi gibi soylu olmayanı hakir görür. Soyuyla kibirlenir. Bir gün iki kişi Peygamber Efendimiz'in huzurunda birbirine üstünlük taslayarak biri ben falancanın oğlu falanım sen kimsin dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Musa Aleyhisselam'ın yanında iki adam böyle birbirine karşı övmeye kalkıştı. Hatta biri 9 batın geriye doğru saydı. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Ona söyle, iftihar ettiği 9 kişi cehennemdedir. Kendisi de 10.sudur. Ya arkadaş ya. Ne diyeceksin şimdi sen?
Ben vallahi falanın falanın, dedem böyle, dedem babası da böyleydi falan. Ya da bu kararı kabul etmiyorum. Ya. Etme. Ya. Ya Musa Aleyhisselam huzurunda, Peygamber Efendimiz'in huzurunda da yapmışlar bunu ya. Allah Allah. Ve Allah-u Teala da vahyediyordu Musa Aleyhisselam'a, söyle ona diyor. O saydığı dokuz işte, babası, dedesi, dedesinin babası, dokuz kişi de şu anda cehennemde. Onuncusu da diyor onların yolunda. Kendisi de onuncusu diyor. Ya. Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Yani tövbe eder, pişman olursa kurtarabilir paçayı. Babalarıyla, dedeleriyle övünmek ve tekebbür etmek, kibirlenmek, cahillik ve ahmaklıktır. Birisine ahmak diyorsun. Ahmaklık başka bir şey değil yani. Kabil, Adem Aleyhisselam'ın oğluydu. Kenan, yani Yam da Nuh Aleyhisselam'ın oğluydu. Babalarının peygamber olması bunları küfürden kurtarmadı buyuruyor. Ya. Yani benim dedem şöyle, benim dedem öyle. Kurtarmaz. İnsanın övündüğü dedeleri bir avuç toprak oldu. Toprak ile övmek akla uygun olur mu? Onların salih olmaları ile övünmemeli. Onlar gibi salih olmaya, onların yolunda bulunmaya çalışmalıdır. Önemli olan o. Evlad-ı Resul olsa da böyle. Evlad-ı Resul olsa da işte biz Peygamber Efendimiz soyundan görüyoruz. Mübarek olsun. Zatı mübarek ama sıfatı bozuk. Allah-u Teala ezelde kanunu koymuş. Bunu bedelini ödeyeceksin. Hani imanı kurtarsın. Peygamber Efendimiz'in duası ve hareketiyle imanı kurtarsın ama onlar mahşer günü ayrı bir yerde toplanacak. Allah-u Teala buyuracak ki bu senin neslinden gelen bunlar asi ve fasık bunlar. Sana bıraktım bunları. Resulullah Efendimiz onlara yüksek bir yere çıkacak. Rabbimin huzurunda beni niye mahcup ettiniz? Onun için evlad-ı Resul'den böyle bu meseleyi bilenler mahcubiyet makamı diyorlar ona. Yani orada cehenneme atılmak şöyle dursun. Yani yerin dibine girsek de yok olsak da bu hale düşmeseydik diyecekler. O azap da onlara yetecek buyuruyor. Yani herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Hiç kimse ben şuyum ben buyum şey yapmasın. Bir de daha çok kadınlarda görülen kibirlenme çeşidi var. Bu da kişinin güzelliğidir. Hakikaten ya. Şimdi hikaye olarak anlatırlar da adam işte bir gemide yolculuk yapıyormuşmuş, gemi batmış, bir tek o kurtulmuş, bakmış bir ada var, adaya doğru yüzerek çıkmış. Fakat adadakilerin hepsi de kadın. Bunu yakalamışlar, götürmüşler. Demişler burada erkek yok, sen buraya çıktın, cezan ölümdür. İdam edecekler. Diyor ki son arzın yerine getirecek misin? Diyor evet, beni diyor en çirkininiz atsın. Uyanık. Asılamamış. Bir daha bir... Hasan olmamıştır. En çirkininiz atsın. Tabii o güzellik sebebiyle başkalarını ayıplamaya, başkalarını ayıplamaya bu hal küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir. Çabuk gider. İnsana mülk olmaz. Geçici olan şeyle kibirlenmek de ahmaklıktır buyuruyor. Kadınların çoğu güzellikleriyle tekebbür eder, kibirlenir. Halbuki güzelliğin geçici olduğunu kendileri de çok iyi bilmektedirler. Akıllı bir kimse ariyet, emanet olan şeyle tekebbür edebilir mi? Adam birisi demiş ki bir aylığına şu arabayı kullan demiş. Ben de hava atıyorum. Arabama bakın diye. Bir ay sonra senin değil. Ya Mustafa bunu bir ay de, bir sene de, 10 sene yani. De, 100 sene de yani netice itibariyle Allah-u Teala verdiği her şeyde ariyet mi? Ariyet. Emanet. Geçicidir yani. Zahirin güzelliği kalbin güzelliğiyle yani iyi huyla birlikte olunca kıymetlidir. O zaman fiziken de o güzel olman insanları Allah-u Teala'nın yoluna davet etmen bakımından o güzelliği de oraya kullanmış olursun. Mesela peygamberlerin Yusuf Aleyhisselam gibi. Çünkü böyle güzel ve yakışıklı olup da işte güzelliğine, yakışıklığına aldanıp isyan, inkar edenler Allah-u Teala soracakmış. Niye beni hatırlamadınız? Diyeceklermiş ki ya Rabbi bizi güzel yarattın fiziken. O güzellik bizi aldattı. Öyle mi buyuracakmış? Yusuf Aleyhisselam'ı çağırın. Bunun kadar mı güzeldiniz diye. Bunun güzelliği, o güzellik kendisini Allah-u Teala yolundan uzaklaştırmadı. Daha çok yaklaştırdı.
Siz bunun kadar mı güzeldiniz diyecek. Ya gösterecek orada onları. Zahirin güzelliği kalbin güzelliğiyle yani iyi huyla birlikte olunca kıymetlidir. Kalbin temizliği de Resulullah Efendimiz'in sünnetine uymakla belli olur. İnsanın kalbine, ruhuna, ahlakına kıymet verilmezse insanın hayvandan farkı olmaz. Hatta hayvanlardan aşağı olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Belhüm ebal bildiriyor. Şimdi bakıyoruz hayvan yapmaz, yapmaz. Hayvan yapmaz yani. Bize çocukken derlerdi. Mesela su içerken gidiyor birisi bir şey yapıyor falan. Oğlum derdi su içene yılan bile dokunmaz derlerdi ya. Yılan bile dokunmaz derlerdi. Hani yılanı zehirli şey. Yılan evet. bile dokunmaz derlerdi. İnsan vücudu her zaman beslenmesi, temizlenmesi, tamir edilmesi lazım gelen harap bir makineye benzer. Böyle bir bedene sahip kimseye tekebbür etmek büyüklenmek mi yakışır? Genç ve kuvvetli olmakla tekebbür etmek de cahilliktir. Hayvanların mekanik ve his organlarındaki kuvvetleri insanlardan kat kat daha fazladır. Hayvanların insanlara tekebbür etmesi lazım olurdu bu hal. Ama değil, hep kuvvetli kalacağını, hastalığa, tehlikeye, kazaya yakalanmayacağını kim iddia ve garanti edebilir ki? Gençliğinden, gücünden, kuvvetinden, hatta hareketinden, solumasından ayrılmayan kimse görülmüş müdür? Böyle geçici olan, devamı çok kısa olan ve hayvanlarla ortaklaşa bulunan şeylerle tekebbür etmek, kibirlenmek akla uygun olur mu? İsa Aleyhisselam buyurdu ki, mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağlarda, sert topraklarda yetişmez. Bunun gibi hikmet de mütevazi olanların kalplerinde gelişir. Kibirlilerin gönüllerinde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa tavana değer ve yaralanır. Halbuki tavan ona gölgelik eder ve kendini korur. Fudayl bin İyad Hazretleri tevazuyu şöyle tarif etmiş mübarek zat. Tevazu ister cahilden ister çocuktan duyulsa da hakkı tereddütsüz kabul etmektir. Netice olarak efendim, netice olarak kibriya Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Büyüklük bana aittir. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.